çevre konusunda yapılan çalışmalarda ben birkaç ana başlıktan bahsedeceğim. Bir, Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk. İki, iklim değişikliği ulusal eylem planı ile 541 adet eylem ve bu eylemlerden sorumlu kuruluşları belirledik. Üç, doğal ekosistemi koruyacak olan yeşil dönüşüm aynı zamanda refah artışını da sağlayacağı için bu konuda iklim kanunu hazırladık ve durmadan güncellemeye devam ediyoruz. Dört, millet bahçeleri yapıyoruz. Hedefimiz 100 milyon metrekareye ulaştırmak. Beş, korunan alan miktarlarını artırıyoruz. Yutak alanları %12.71'e çıkardık. Altı, denizlerimizin temizliğine önem gösteriyoruz. Bu konuda dünya üçüncüsüyüz. Mavi bayraklı plaj sayısında sayımız 551'e yükseldi. Yedi, hedefimiz yeşil dönüşüm. Bu konuda bir taraftan yeşil dönüşümü gerçekleştirirken yeşil sertifika vermek için gayret ediyoruz. Özellikle önümüzdeki yıllarda ihracatçılarımızı bekleyen büyük bir tehlike var. Bu konuda da bütün sanayicilerimizi uyarmaya da devam ediyoruz. 9. 2002 yılında 15 olan katı atık düzenli depolama tesis sayımız 2023 yılı itibariyle 93'e çıktı. Şu anda vatandaşımızın neredeyse %90'ına düzenli katı atık depolama tesislerinden hizmet vermeye devam ediyoruz. 10. İklim kriziyle mücadele için çevrenin korunması da tabii ki şarttır. Bu anlamda sıfır atık amiral gemimiz olarak tarif edebileceğimiz bir projedir. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte Türkiye'nin dünyaya taşınan bir markası olan sıfır atık, uluslararası takdirler ve ödüller almaya devam etmektedir. Neredeyse 2000'li yılların başında sadece yüzde rakamlarla ifade edebileceğimiz bir atık su arıtma tesisimiz varken, bugün için atık su arıtma tesis sayısı 1209'a yükselmiştir. Denizlerimizde aynı şekilde denetim hızla devam etmektedir. Hava emisyon yönetimi, portal aracılığıyla da ulaşım, sanayi ve evsel ısıtma kaynaklarına bağlı emisyon envanteri, hesaplamalardan hava kalitesi haritaları üretilmektedir. Bu konuyla ilgili de elimizden gelen her türlü faaliyeti gösteriyoruz. Ülke olarak iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleyi her zaman siyaset üstü ve sınır tanımayan konular olarak ele alıyoruz. Hatta iklim değişikliğini artık ülkelerin birer güvenlik meselesi olarak gördüklerini biliyoruz. Ortak evimiz dünyanın geleceği için Türkiye olarak ulusal ve uluslararası ölçekte bütün adımları atıyoruz.